Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden önde gelen tasavvuf büyükleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı atmosferi paylaşan, onu gören, ona iman eden ve Müslüman olarak vefat eden insanlara sahabe dendi. Sahabeyi gören ve onlara güzel bir şekilde tabi olan Müslümanlar, tabi'in, onları görüp peşlerine takılan müminler, etba'ut tabi'in olarak isimlendirildi. Bu asırdan sonra insanlar arasında ihtilaf baş gösterdi. İnananlar arasında manevi bakımından farklı mertebeler oluştu. Bu arada dini yaşantılarına her şeyden daha çok özen gösteren müminlere zahitler ve abidler dendi. Sonra maalesef bidatlar zuhur etti ve Müslüman gruplar arasında bazı anlaşmazlık ve çekişmeler meydana geldi. Her grup dini en güzel bir şekilde kendilerinin yaşadıklarını iddia etti. Durum böyleyken her nefeslerinde Allah ile beraberliği idrak eden gaflet yollarından kalplerini koruyan ehli sünnetin hasları tasavvuf ismiyle diğerlerinden ayrıldı. Bu isim bu büyüklerle anılmaya başlayıp Hicri 200'den önce meşhur oldu. Biz bu birinci bölümde ilk tabakadan başlayıp sona doğru bu yolun büyüklerinden bir kısmını zikredecek, onların hayat hikayelerinden ve sözlerinden bahsedeceğiz. İbrahim bin Edhem, rahmetullahi aleyh. Horasan'ın Bel kasabasından olup meliklerden birisinin oğluydu. Bir gün avlanırken bir ses duydu. Bu ses ona, "Ey İbrahim, sen bunun için mi yaratıldın, bunu yapmakla mı emrolundun?" dedi. Bilahare atının üzerindeyken aynı ses ona, "Vallahi bunun için yaratılmadın, bununla emrolunmadın." dedi. Atından indi. Yolda babasının çobanlarından birisine rastladı. Ona kendi atını ve yanındaki eşyalarını verdi. Onun yünlü elbisesini aldı giydi. Çölün yolunu tuttu, Mekke'ye gitti. Orada Süfyan-ı Sevri ve Fudayl bin İyaz'la ahbap oldu. Şam'a gitti, orada vefat etti. İbrahim bin Edhem, hasat zamanında tarlalarda çalışır, bağ bahçe bekçiliği yapar, elinin emeğini yerdi. Çok müttaki bir hayat yaşadı. "Rabbim, beni sana isyanın zilletinden, sana taatin izzetine naklet." duası onun çokça yaptığı dualarından idi. Şakik el-Belhi, rahmetullahi aleyh. Horasan şehirlerinden olan Şakik, Hatem el-Esam'ın üstadı olup tevekkül hakkında söz sahibiydi. Hak yoluna dönüşüyle alakalı şu olay anlatılır. Zengin bir ailenin oğluydu. Bir başka memlekete ticaret için gitmişti. Orada karşılaştığı putperest birisine tebliğde bulunmuş, onu Allah'a iman ve kulluğa çağırmıştı. Bunu derken de o putların kendisine hiçbir fayda ve zararının olmadığından da bahsetmişti. Şakik'i dinleyen o putperest, durum böyleyse onun rızık peşinde koşturmak için niçin buralara kadar geldiğini, Allah'ın ona kendi memleketinde rızık vermeye kadir olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Şakik'in aklı başına geldi ve züht yolunu tuttu. Şakik'in nasihatlerinden bazıları şunlardır. Bir insanı tanımak istersen Allah'ın ona vaat ettiklerine ve insanların ona olan vaatlerine bak. O, insanın kalbi hangisine daha çok itimat ediyor? Bir insanın muttaki olup olmadığı üç şekilde anlaşılır. Aldıklarında, bıraktıklarında ve konuşmasında. Muttaki sadece helale uzanır, haramdan istifade etmez, konuşması hep yerli yerindedir. Davut et-Tâi, rahmetullahi aleyh. Davut et-Tâi bir gün yakını vefat eden birisinin vefat eden hakkında şöyle dediğini duydu. Şimdi o yanaklarının hangisi çürümekte, o güzelim gözlerinden hangisi yerinden çıkmakta? Bunu duyan Hazret kendisini zühde, ahiret yörüngülü bir dünya hayatına adadı. Davut et-Tâi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin derslerine devam ederdi. Bir gün Ebu Hanife, "Ey Davut, biz alet ve edavatı yani dini ilimleri sapasağlam hale getirdik." deyince Davut, "Geriye ne kaldı?" diye sordu. Ebu Hanife, "Onunla amel" dedi. Bunun üzerine Davut, uzlete çekilmeye karar verdi. Uzleti yapmak için de Ebu Hanefe'nin meclisine ona hiç soru sormadan devam etme şartını koydu. Kendisi diyor ki, kimseyle konuşmamak şartıyla Ebu Hanefe'nin sohbetlerine devam ettim. Bazen ben bir konu hakkında konuşmaya susuz birisinin soğuk suya olan arzusu kadar arzu duyardım ama yine de konuşmazdım. O, nefsiyle yaptığı bu tür mücadele sonunda bilinen o yüksek mevkine ulaştı. Davut geceleri, "Ya Rabbi, seninle hemhal olmak dünyevi dertlerimi unutturdu. Benimle uykumun arasına girdi." diye yakarırdı. Birisi Davut'tan nasihat isteyince o,
Ölüm askeri seni öldürmek için beklemede dedi. Nasihat isteyen bir başkasına dünyanın nefse ve hevesata bakan yönlerinden uzak durmasını, aynı şekilde insanlarla faydasız birliktelikten kaçınmasını tavsiye etti. Davut vefat ettiği gün salih insanlardan birisi rüyasında onu koşarken gördü. Ne olduğunu sorunca o, şimdi zindandan kurtuldum diye cevap verdi. Uykudan uyanınca Davud'un vefat ettiğini duydu. Hudayl bin İyas rahmetullahi aleyh. Horasan'ın Behl nahiyesinden olan Hudayl bin İyas'ın Semerkant'ta doğduğu, Ebu Vert'te neşet ettiği söylenir. Mekke'de vefat etmiştir. Hudayl bin Musa'nın anlatımına göre o, Ebu Vert ile Seras arasında yol kesen eşkıyadan idi. Tevbe edip hak yoluna girişiyle alakalı şöyle bir rivayet vardır. Hudayl bir kıza aşık olmuştu. Bir gün onunla konuşabilmek için bir evin duvarına tırmanırken birisinin okuduğu şu ayeti işitti. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen zikir sebebiyle kalplerinin ürperip yumuşama vakti daha gelmedi mi ayetini işitince ey Rabbim vakti geldi dedi ve geri döndü. Geceyi geçirmek için harabe bir yere girdi. Orada bir grup insan vardı. Onlar kendi aralarında yola devam edip etmemeyi tartışıyorlardı. Gece yola çıkılırsa Hudayl'ın yollarını kesme ihtimali olduğu için gündüz çıkmayı düşünüyorlardı. Hudayl bu konuşmaları duyunca tekrar tevbe etti. O insanlara kendisini tanıtıp artık o işleri bıraktığını söyledi. Onların güven içerisinde yolculuk yapabileceklerini ifade etti. Bilahare Mekke'ye geldi ve vefat edinceye kadar orada Kabe'ye komşu olarak yaşadı. Mahzun bir hayat yaşamıştı. Meşhur zahit Abdullah bin Mübarek, onun vefatıyla ilgili olarak Hudayl bin İyaz ölünce hüzün ortadan kalktı demiştir. Bu sözler Hudayl bin İyaz'a aittir. Allah bir kulunu sevince onun gam ve kederini artırır. Bir kuluna buğz edince de dünyalık verip onunla meşgul eder. Riyakarım diye yemin etmem, riyakar değilim demekten bana daha sevimlidir. İnsanlar için ameli terk etmek riya, insanlar için amel etmek şirktir. Maruf el-Kerhi rahmetullahi aleyh. Büyük şeyhlerden olan Maruf el-Kerhi duasına icabet edilen biri olarak yaşadı. Maruf'un anne babası Hristiyan idi. Onun vesilesiyle Müslüman oldular. Maruf bir gün insanlara nasihat eden birisine rastlayınca durup onu dinlemeye başlar. İbn-i Semmak adındaki bu zat sohbetinin bir yerinde şöyle der. Kim tamamen Allah'tan yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Kim bütün varlığıyla Allah'a yönelirse Allah da o kuluna yönelir. Bütün halkın yüzünü de ona çevirir. Kim de Allah'a ara sıra yönelirse Allah da o kuluna ara sıra rahmet eder. Bu sözler marufa fevkalade tesir eder ve bütün varlığıyla Allah-u Teala'ya teveccüh eder. Maruf vefatından önce gömleğini sadaka olarak vermelerini vasiyet etti. Böylelikle o bu dünyaya nasıl gelmişse öylece ondan ayrılmayı istedi. Ebu Süleyman Ed-Darani rahmetullahi aleyh. Şam'ın Daran köyünden olan Ebu Süleyman nasihatleriyle öne çıkmıştır. Şu sözler ona aittir. Bir kalbe dünya gelir yerleşirse ahiret oradan göçüp gider. Amellerin en eftali nefsin hevasına muhalefettir. Çoğu defa sufilere gelen ince bir nükte bir mana kalbine gelir de ben onları Kur'an ve sünnetten iki sadık şahitle sağlamasını yapmadıkça kabul etmem. Her şeyin bir alameti vardır. Hizlanın yani ilahi yardımda mahrumiyetin alameti ağlamayı terk etmektir. Her şeyin bir pası vardır. Kalp nurunun pası karın tokluğudur. Bir defasında onu ağlarken gören birisi niçin ağladığını sorunca o şunları söylemiştir. Niçin ağlamayayım? Karanlık çöküp gözler uyuduğunda herkes sevgilisiyle baş başa kalınca hak aşıkları dizleri üzere çöker ve gözyaşları yanaklarından akar. Hak Teala da onlara bakar ve Cebrail'e şöyle buyurur. Ey Cebrail! Zatıma yemin olsun ki kim benim kelamımı okuyarak lezzet alır, benim zikrimle ferahlanırsa ben onların bu ahvaline muttaliyim. İnintilerini işitirim, ağlamalarını görürüm. Ey Cebrail! Sen onları gidip niçin bu ağlama nedir, hiç seven sevdiklerini azap eder mi demiyorsun. Gece bastırdığında inleyerek bana sığınanlara ben nasıl azap ederim? Zatıma yemin olsun ki onlar kıyamet günü bana geldiklerinde
Ben cemalimin perdesini aralayacağım. Onlar bana bakacak, ben de onlara nazar edeceğim. Bişir el-Hafi rahmetullahi aleyh. Aslen Merfli olup Bağdat'ta yaşamış, orada vefat etmiştir. Onun hayatının değişmesine yol açan hadise şöyle cereyan etmiştir. Bişir yolda yürürken Allah lafzının yazılı olduğu dikkatsizlikten ayaklar altında kalan bir kağıt parçası bulmuştu. Onu yerden aldı. Güzel kokular sürdü. Sonra da bir duvarın yanına yerleştirdi. Bilahare bir ses duydu. O ses ona, "Ey Bişir, sen benim ismimi güzel kokularla kokuladın. Ben de senin ismini dünyada ve ahirette mis kokulu herkesin sevdiği, saydığı bir isim yapacağım," dedi. Bişir bir gün kendisiyle alakalı yapılan bir konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Kendi hakkında konuşanlar onun geceleri hiç uyumayıp ibadetle meşgul olduğundan 3 gün ara vermeden visal orucu tuttuğundan bahsediyorlardı. Kendisiyle alakalı böyle hüsnü zannı duyan Bişir o vakte kadar öyle birisi değilken kendisi hakkındaki bu hüsnü zannı yalancı çıkartmamanın mücadelesine girişti. Bişir bir defasında rüyasında Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştü. Efendimiz ona sünnetine çok uyması, mümin kardeşlerine nasihat etmesi, ashabı ve ehli beyti sevmesinden dolayı akranları içerisinde kendisini yüksek mertebelere mazhar edildiğini söyledi. Bişir, insanlar tarafından tanınmak hoşuna giden kimse ahiretin tadını alamaz diyerek meşhur olmanın afet yönünü dikkatleri çekmiştir. Ebu Yezid el-Bistami rahmetullahi aleyh. Türkçe'de Beyazıt diye meşhur olan Ebu Yezid, Tayfur bin İsa el-Bistami, manevi hali çok yüksek bir hak dostu idi. Nefsine karşı verdiği mücadele ve mücahede ile meşhur oldu. İlmiyle amel etmenin, bildiklerini pratik hayata taşımanın zorluğunu tattı ve ifade etti. Sünnet-i seneye uymada çok titiz idi. Onun şu sözü çok meşhur oldu. Görseniz ki bir adam seccadesini suya sermiş yüzüyor veya havada bağdaş kurmuş oturuyor, zinhar ona iltifat etmeyiniz. Onun hal ve hareketlerindeki istikamete ve onların da sünnete uygunluğuna bakınız. Hatem el-Esam rahmetullahi aleyh. Horasan şeyhlerinden olan Hatem'in lakabı Esam yani sağır idi. Aslında o sağır değildi. Öyleymiş gibi davrandığı için kendisine öyle dendi. Bir defasında Hatem'e bir hususta danışmak için bir kadın gelmişti. Tam konuşurlarken kadıncağız sesli bir şekilde yerlerini vermişti. Hatem çok utanan kadına sesini biraz yükseltmesini, zira iyi duyamadığını söyledi. Kadın Hatem'in sesi duymadığını zannetti ve rahatladı. Bu olaydan sonra Hatem Esam olarak anılır oldu. Hatem'e ne istediği sorulunca o afiyet istediğini, zaten afiyette olduğu söylenince de onun afiyetten kastının Allah'a isyanın olmama hali olduğunu ifade etmiştir. Şu söz ona aittir. Her sabah şeytan bana gelir ve bugün ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede kalacaksın diye sorar. Ben de ona ölümü yiyeceğim, kefenimi giyeceğim, kabirde kalacağım derim. Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh. Kendi zamanında ilim, vera ve dini yaşantı itibariyle eşi benzeri yoktu. Aslen Basra olup Bağdat'ta vefat etti. Babasının bazı konulardaki itikadını beğenmediği için ondan kalan mirası almayacak kadar titiz bir Müslümandı. Fakirane bir hayat yaşadı. İlim ile hakikati, dinin zahiri ile batınını kendinde toplayabilmiş nadir insanlardan birisi olarak yaşadı. Kim batınını murakabe ve ihlas ile sağlam ve doğru tutarsa Allah da onun zahirini hak yolunda mücahede ve sünnete tabi olma ile güzelleştirir sözü ona aittir. Ebu Turab en-Nahşabi rahmetullahi aleyh. Çölde vefat ettiği rivayet edilen en-Nahşabi hakkında İbnül Cella şöyle demiştir. Ben 600 kadar şeyhin sohbetinde bulundum. Bunlardan dördü gibisini görmemiştim. Bunların başında Ebu Turab gelir. Ebu Turab yakın çevresinden ve talebelerinden nahoş şeyler gördüğünde kendisini daha da ibadete verir, tevbesini yenilerdi. Bunlar benim yüzümden bu hallere düştüler. Çünkü Allah bir topluluk kendilerini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez buyurmaktadır deyip nefsini sorgulardı. Bu sözler ona aittir. Kim yamalı elbiseyle fakirliğini gösterirse
o insanlardan bir şey dilenmiş olur. Kim uzun süre tekkede veya mescitte kalırsa o da insanlardan bir şey dilenmiş olur. Kim Kur'an'ı yüzünden okur ve yüksek sesle tilavet ederse o da insanlardan bir şey dilenmiş olur. Benim Allah ile aramda bir anlaşma var. Ben elimi harama uzatmayacağım. Eğer uzatırsam elim bir şekilde ona uzanamayacak. Allah beni bir şekilde engelleyecek.